Yavuz Sultan Selim Köprüsü için geri sayım başladı. Boğaz'ın 3. gerdanlığı Cuma günü açılıyor. Asya ve Avrupa Boğaz üzerinden 3. kez birbirine bağlanıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve köprü ile birlikte ana aks olarak bitirdiğimiz 95 kilometrelik bağlantı otoyollarını ve bununla birlikte 215 kilometreye tamamlanan bağlantı yollarını inşallah 26 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın, Meclis Başkanımızın katılımlarıyla açacağız. Ne darbe girişimi ne terör eylemleri, hiçbir şey 3. köprünün yapımını engelleyemedi ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü 36 ay olarak planlanmıştı ama 27 ay gibi rekor bir süreyle tamamlandı. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan bugün köprüde son incelemelerini yaptı. Köprümüz dünyada ilkleri barındıran yap işlet devret modeliyle kamu kaynağı kullanılmadan 27 ayda bitirilmiş ve insanlarımızın hizmetine sunulmuş bir proje olacak. Köprü geçiş ücretinin değişip değişmeyeceği merak konusuydu. Bakan Arslan daha önce açıklanan ücretin geçerli olduğunu söyledi. Üçüncü köprü ve bağlantı yolları toplam 8,5 milyar Türk lirasına mal oldu ve köprüden geçiş ücretleri de belli oldu. Köprüden geçen otomobiller 9 lira 90 kuruş, büyük araçlarsa 21 lira 29 kuruş ödeyecek. Köprünün Kurban Bayramı süresince bedava olup olmayacağına da Cumhurbaşkanı Erdoğan karar verecek. Biz biliyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman vatandaştan yana, milletten yana sürprizler yapmayı sever. Dolayısıyla biz de sizinle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın ağzından çıkacak ifadeyle birlikte öğrenmiş olacağız. Yavuz Sultan Selim Köprüsü birçok ilki de barındırıyor. Asya ile Avrupa'yı üçüncü kez birleştirecek olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü toplam 59 metrelik genişliği ile dünyanın en geniş köprüsü olma özelliği taşıyacak. Ayrıca 322 metrelik kule yüksekliğiyle de bir ilki barındıracak. 26 Ağustos itibarıyla ağır vasıtalar zorunlu olarak 3. köprüyü kullanacak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü İstanbul trafiğini de ciddi oranda rahatlatacak. Ulaşım 4 gidiş 4 de geliş olmak üzere 8 şeritli karayoluyla sağlanacak ve köprü üzerinde 2 şeritli de demiryolu bulunacak. Demiryolunu da Akyazı'dan başlayarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü marifetiyle 3. Havalimanı'na bağlayacağız. Oradan Halkalı'dan Kapıkule'ye giden uluslararası hızlı tren koridorumuza bağlayacağız. Muhalefetten köprünün adı Hacı Bektaş olsun önerisi gelmişti. Bakan Arslan köprünün adının değiştirilmesine yönelik tartışmalara da son noktayı koydu. Nasıl ki Hacı Bektaş Veli bir değerimiz ise Yavuz Sultan Selim de bizim bir değerimiz. Buna hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz ayrışmanın değil, tam tersine gerçeklerimizi ve değerlerimizi bugüne taşıyarak kardeşliği pekiştirmenin peşindeyiz.